Herkese merhabalar, ben Hüseyin Oçak. Bu videoda sizlerle birlikte 31 Ağustos'ta acaba denildiği gibi okulların açılması söz konusu olacak mı? Herhangi bir erteleme söz konusu olur mu? Veya nasıl bir yol izlenecek? Bu konu hakkında biraz sohbet edeceğiz. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bu konu hakkındaki görüşlerinizi aşağıda yorum kısmında bana ulaştırmayı unutmayınız. Dilerseniz şimdi videomuza geçelim. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Ağustos'ta okulları açmak için elimizden geleni yapacağız, tüm senaryoları düşünüyoruz diye bir açıklama yapmıştı. Peki bu senaryolar neler? Okulların açılması gerçekten iyi olur mu? Yoksa bir süre daha uzaktan eğitimle mi devam edilmeli? Şimdi ilk olarak bildiğiniz üzere yetişkinler, öğrenciler yine biraz daha bilinçli. Fakat şu durumda kaç aydır karantinadayız, öğrenciler de sıkılmış durumda, herkes dışarılara gidiyorlar. Sahilde, kafelerde oturacak yer yok. Özellikle Kurban Bayramı'nda herkes bir tatile koştu, denizlere girdi. Ve onun da biraz acısını çekmeye başladık doğrusu. Çünkü vakalarda biraz da olsa artış var. Şimdi 4 tane senaryodan bahsediliyor. Bu 4 senaryo ilk olarak 4 senaryodan bahsediliyor. Bu 4 senaryo neymiş biraz inceleyelim. İlk olarak okullar normal seyrinde 31 Ağustos'ta açılacak. Hijyenik önlemler alınacak. Bu süreç içerisinde de eğitime devam eden, eğitim öğretimi açan birçok ülke var bildiğiniz üzere. Oradaki vaka sayıları baz alınıyor. İşte okullar açıldığında orada olumsuz bir durum oldu mu gibisinden. Bakanlar Kurulu ve ilgili kişiler bu konu hakkında sürekli tartışıyorlar. Bazı bilim kurulu üyeleri okulların açılmamasını istiyor. Tehlikeli durum nedir? Tehlikeli durum şudur. 30 kişilik bir sınıfta sosyal mesafe kuralına uyabilmek için bu mevcut 14-15 kişiye düşürülmeli ve bu öğrenciler sınıflarda mesafeli oturmalı, bu bir. İkincisi, herhangi bir elle alışveriş, temas veya yakın mesafeden konuşma gibi eylemler kesinlikle olmamalı. Bu mümkün mü? Ben pek mümkün görmüyorum. Hadi sınıf mevcudunu bir şekilde ayarladınız. Fakat o mesafeyi ayarlamak için işte, çünkü bu çocukların teneffüslerde de bir araya gelmemesi gerekiyor. Mesafeli oturması gerekiyor. Yemekhane, kantin ve benzeri gibi yerlerde bunun önlemlerini alabilirsiniz. Fakat okul sonrası veya okul öncesi bu durumu biraz kontrol etmek güçleşecektir. İkinci senaryo ise 1, 2, 3, 4. sınıfların pazartesi, salıya tatil koyuyorlar. Bu süreç içerisinde okul dezenfekte ediliyor. Çarşamba günü eğitim öğretim yeniden devam ediyor. Bu kez 5, 6, 7. sınıflar geliyor ve sınav öğrencileri de ayrı bir gün geliyor. Böyle dönüşümlü bir eğitim sisteminden bahsediliyor anladığım kadarıyla. Bu olabilir mi? Olabilir. Neden olmasın? Tüm bu arada düşündükleri şeyler biraz mantıklı şeyler, fakat şimdi bir ailede 4 kişi var diyelim, buradan bir çocuk okula gidiyor, anne baba çalışıyor diyelim, iş yerinde, metrobüste, otobüste veya işte dolmuşlarda bu sosyal mesafeyi koruyamıyoruz. Sosyal mesafeyi korumaya mecbur olsak dahi yaşam şartları, standartlarımız buna el vermiyor. Çünkü bu insanlar her gün işe gitmek zorunda. Yine ona keza üniversitelerin açılması gündemde, açılıp açılmaması sürekli tartışılıyor sosyal medyada. Üniversite öğrencileri durumdan çok bunalmış olacak ki okulların kesinlikle açılmasını istiyorlar. Üniversitelerin açılmasında da şöyle bir durum söz konusu. Yine aynı şekilde ya dönüşümlü bir eğitim izlenmesi gerekiyor sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek, ya da sınıf mevcudu düşürülecek ve bu insanlar mesafeli bir şekilde sınıflarda oturacak. Bu da pek mümkün gözükmüyor çünkü üniversiteler çok kalabalık. Dışarıda, kampüs içerisinde, bina içerisinde, kantinde bu sosyal mesafeyi ayarlamak çok güç olacaktır. Üçüncü senaryo biraz daha mantıklı geldi bana. Üçüncü senaryoda ise vaka sayılarına göre okullar açılacak. Bu ne demek oluyor? Genel bir vaka sayısından bahsetmiyorum. Çeşitli illerde vaka oranlarının çok yüksek olduğunu herkes biliyor. Bu vaka sayılarının çok yüksek olduğu illerde eğitim biraz daha geç açılacak. Bu süreçte uzaktan eğitim online bir şekilde devam edecek.
Veliler uzaktan eğitimden şikayetçi çünkü bu eğitimin faydalı bir eğitim olduğunu düşünmüyorlar. Öğrenciler pek verimli geçiremiyorlar günlerini çünkü yıllardır bizim alıştığımız bir sistem var. Bu sistemde haftanın 5 günü okula gidilir, 2 gün tatil yapılır ve bu sisteme göre aslında öğrenci kendisini ayarlamıştır bunca yaşadığı yıl boyunca. Şimdi bir anda okullar kapatılınca ilk başta herkese güzel geldi bu işte tatil yapacağız gibisinden. Fakat artık işin rengi değişmeye başladı. Öğrenciler bunaldı, yapılacak aktiviteler kısıtlı, dışarıya çıkamıyorlar. Bardağı taşıran son damla da artık insanlarda bir kontrollü sosyal hayat diye bir tabiri vardı bakanımızın. İnsanlar bunu çok çok yanlış anladı. Herkes sokaklara akın etti, herkes kalabalık yerlerde bulunmaya başladı. Ülkede sanki hiç koronavirüsü yokmuş gibi, sanki bitmiş, yeni bir güne başlamışız, bu virüsten eser yokmuş gibi insanlar davranışlarını şekillendirmeye başladı. Bu da sıkıntılı bir durum. Neden diyecek olursanız, bence bu vaka sayılarını arttıran bir diğer unsur. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bir diğer açıklamasında bildiğiniz üzere her senaryoya hazırlıklı olduklarını vurgulamıştı. Altyapı desteği biraz daha iyileştirilecek, uzaktan eğitime devam edilecek. Bazı profesörler ve bilim kurulu üyeleri de en az bu açıldıktan sonra hani sömestr tatiline kadar uzaktan eğitim yapılsın yönünde görüşleri var. Bu faydalı olabilir mi? Olabilir. Çünkü bir Kurban Bayramı kaosu yaşadık. İnsanlar sahillere akın etti. Bir Kurban Bayramı kaosu yaşadık. Ayasofya'nın açılışı vardı. İnsanlar artık bu kurallara uymamaya başladı. Çok kalabalık yerlere takılmaya başladı. Bu süreçte de en az yani bir sömestre kadar bir tatil düşünülse, uzaktan eğitimle bunlar devam etse, bence tabii bana düşmez bunları demek. Bir yetkim yok, ben sadece bir vatandaş olarak fikirlerimi beyan ediyorum. Doğrusunun bu olacağı kanaatindeyim. Evet, videomuzun sonuna geldik. Biraz garip bir konuşma olmuş olabilir. Benim ilgi alanım değil fakat bunları sizlere ulaştırmak istedim. Birçoğumuzun görüşü aynı olabilir, farklı olabilir. Görüşlerinizi muhakkak yorum kısmına bekliyorum. Bütün yorumlara cevap veriyorum. O yorumlarda güzel fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Çekmemi istediğiniz videolar hakkında da fikir verebilirsiniz. Bu tarz içeriklerin devamı için aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi bana yorum olarak iletmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.